Sevgili seyirciler ilk konuğum Okan Taş. 19 yaşında bir delikanlı bir hanımefendiyle tanışıyor. Çok beğeniyor, aşık oluyor ve ilişkileri başlıyor. Tam bir buçuk yıllık bir ilişki. Aslında şu bir haftaya kadar hiçbir şeyin farkında değil. Sonra acı bir gerçekle karşılaşıyor. 20 yaşında olduğunu, isminin nevin oldu, evin olduğunu düşündüğü bu hanımefendi bekar değil, evliymiş. Hatta üç tane de çocuğu varmış. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Okan Taş. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi şehirden geldiniz? İstanbul. İstanbul'dan. İstanbul. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet. Kaç kardeşsiniz? Altı. Altı. İyi e maşallah. Kızlar erkekler nasıl? Yakınlık dereceniz? İyi. Dört kız, iki erkek var. Dört kız, iki erkek. Ablalar mı? Büyük mü senden onlar? Evet benden beş tanesi büyük. Beş tanesi büyük. Akıl danışır mısın ablalarına? Danışır. Hı? Danışır. Danışırsın. Yani şöyle insan ilişkisiyle de ilgili onlarla konuşur. Konuştum. Akıl verdiler ama ben uymadım. Uymadın. Hmm. Benim aklım bana yetiyor. Aynen. Bu bir buçuk yıllık ilişkide aklın sana yetti mi? Yetmedi. Ben Etmedi. yanlış yaptım. Yani aklının yerine? Ablalarımı dinleseydin, çevremi dinleseydin daha karlı çıkardım. Daha karlı çıkardın. Ne zaman ve nerede tanıştınız bu hanımefendiyle? <laughs> bir buçuk sene önce kafede tanıştık. Kafede nasıl bir tanışmaydı? Arkadaş aracıyla tanıştık. <laughs> Beni beğendi. Benden Instagram istedi. Öyle. Sen de onu beğendin. Evet. Sonra takipleşmeye mi başladınız? Evet. Sonra sonra konuşmaya başladık. İlişkimiz böyle ilerledi. Peki o konuşmada e, şimdi sen 19 yaşındasın. O yaşını kaç olarak söyledi? O da dedi aynı yaşta yazan ilk tanıştığım zaman ben de. ben de 19 yaşındayım daha. Ha 19 aynı yaşındayım dedi. dedi. E, o ne iş yapıyormuş? O da kafede çalışıyordu. Aynı kafede mi? Ve o kafede çalışıyordu. Ben de kafede çalışıyordum. Ben o kafeye görmeyi. Ya yani git... de hizmet sektöründe görev evet. yapıyorsunuz. E, her ikinizin de bu ilişkideki beklentisi neydi isteği? Yani onun Beklentisini bilmiyorum da ben beklentim evlilik yolundaydı. Evlilik yolunda yani sen o ilişkiye ilk başladığında Hı. normalde bizim hani şu çağda diyorlar ya herkes ciddiyetsiz hiç kimse düzgün bir ilişki yaşamak istemiyor. Sen 19 yaşında bir delikanlı olarak evlenme hayali kuruyordun. Evet. Peki o seninle evlenme hayali kuruyor muydu? Hani öyle gösteriyordu. Öyle gösteriyordu. Peki kendisine bu süre içerisinde evlilik teklif ettin mi? Yüzük taktım. Yani aramızda aranızda. He, ara. O yüzüğü ne olarak taktın? Şimdi temsili bir şey var. Yani benimsin gibisinden öyle bir yüzük. Benimsin. <laughs> Senin miymiş? Hani ben... öyle bir şey oldu. Ya. Peki, "Aa yüzük de bu arada ekranda. Bu tek taş mı?" Evet. Yani tek taş günümüzde neyin sembolü? Evliliğin, evlilik teklifinin en büyük sembollerinden biri. Bu yüzüğü taktığın tarihi hatırlıyor musun? İşte tanıştığımız zaman Dört ay önce falan işte. Ee, ay yani aslında o bir, birinci yılın sonunda mı? Yani dört beş ay. Anladım 4-5 ay sonra dedin ki işte bu benim hayatımın Vallahi. aşkı ve evleneceğim kadın. Evet. Peki evleneceğin kadınla son noktaya gelmeden önce o bir buçuk yıllık ilişki nasıldı? Ne yapıyordunuz? Çok güzeldi abla, çok güzel. Ben mesela ben çalışıyordum, benim iş yerime geliyordu beni görüyordu, ben onun iş yerine gidiyordum. Yani çok güzel bir ilişkimiz vardı sık sık görüşüyor muydunuz? Sık sık görüş. Her gün yani her gün görüşüyor diyebilirdim. Peki iş yerleriniz birbirine yakın mı? Ya yani yakındı. 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 E, sen Esenyurt'tan geliyor musun? Evet. Her ikiniz de hizmet sektöründe çalışıyorsunuz. Evet, o sonradan çıktı zaten. Sonradan çıktı. Her gün buluşuyordunuz. Evet evet. Ya iş çıkışlarında mı? Yoksa şey mesai bilmiyorum. saatleri içerisinde benim, öğle yemeklerinde mi? Yok benim bir şey işim gece olduğu için gündüz Hı -hı. ben boşta oluyordum. O da çalışmıyordu. Yani o da mı gece çalışıyordu? Yok çalışmıyordu ben gece ha, çalışmıyordu. çalışıyordum. <laughs> Buluşmamız kolay oluyordu. Gündüzleri buluşuyordunuz. Evet, evet. Akşamları? Akşamları ben çalışıyordum. Çalışıyordum. dolayısıyla akşamları buluşma evet. gibi bir durum söz konusu olamaz. Ailenle tanıştırdın mı? Kardeşlerimi tanıyordu. Kardeşlerimi tanıyordu. Ama ailem hoş görmüyordu. Niye? Hani niye? <laughs> Vaktimi zamanımı çok harcıyordum. Sen hani eve çok... gitmek yerine... <laughs> Daha çok onunla mı vakit geçirmeye çalışıyordun? Daha çok onunla vakit geçiriyordum. Ee, çünkü onunla birlikte olmaya başladıktan sonra ailenden uzaklaştın mı? Evet, evet. Peki ama tanıştılar mı gelinleriyle? Yani tanışma demeyen yani ben şöyle. Telefonda konuşma oldu. Kimle konuşturdun? Kardeşlerimle. Ablalarınla? Evet. Ee, onlar ablalarınla nasıl konuşuyor? Vallahi kardeşine güzel konuşmaya başladı. Hoş konuşmaya başladı. Siz i̇şte onun ailesiyle bu... görüştünüz mü? Çünkü Yüzük takıyorsunuz ya genelde hani tanımak istersiniz. Ben onun ablasıyla görüştüm. Ablasıyla? Evet evet. Onun hmm. ablasıyla görüştüm. Ablası biliyordu. Ablası biliyordu ilişkinizi. Ablası beni ablasıyla yaptı. yüz yüze görüştün mü? Evet. Ablası beni evine davet etti. Oturdu. Gittin mi evine? Evet. Ablasının adı ne? diye <laughs> Onun da ismi Zeynep ama onun da ismi Gülaymış. Ee, şimdi sen Tuğba'yı hangi isimle tanıdın? Evin. 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 Merhaba dedi. Ben Evin. Evet. 19 yaşındayım. Evet. Diyordu ben senden 7-8 ay büyüğüm. 7-8 evet. ay büyüksün. İlişkiniz boyunca sen hep ona Evin demişsin. Evet. 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 Bu arada bir dövme yaptırmışsın. Nerede dövme? Kalbin üstünde. Nerede? Mi? Var mı? Fotoğrafı evet. görebiliyor muyuz şu anda? Bu dövmeyi ne zaman yaptırdın? Onu da ilişkimizin 6. ay 7. ayında. Falan. 6. ayında. Şimdi dövme, ya tabii ki bu bir tercih meselesi ama e, çok doğru yapılmalı. Şimdi evin diye tanıdığınız kişi gerçekte Tuğba. Evin diye biri yok. Siz göğsünüze tam kalbinizin ortasına bir isim yaptırıyorsunuz. Ama öyle biri yok yani. Çok hızlı hani Hani insanlar bedenime seni kazıttım gibi gösteriyorlar ama bazı şeylerden emin olmak lazım. Senin için bu dövmenin anlamı çok. Eminim bu dövmeyi yaptırdığında ona sürpriz yaptın. Sürpriz yaptım abla. Gördü ve ne dedi? Gördü. Çok beğendiğini söyledi. Teşekkür ederim. Çok beğendi. Yani. Eminim çılgınlar gibi sevinmiştir. İlişkinizde e, evin şimdi hani evlilik hayali kurduğun pırıl pırıl bir genç kadın. Hı. İstediğiniz zamanda görüşüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, kriz ya da evinle ilgili kafandaki soru işaretleri ne zaman ortaya çıktı? Üç ay önce çıktı abla. Üç ay önce. Nasıl İki başladı bu? bu? Abla nasıl oluyordu? Telefonda çocuk sesleri geliyordu abla. Hı hı. Böyle anne diye bağırıyordular. Hı hı. Çok çocuk sesi geliyordu. Ben bir ara sordum ona. Dedim bu çocuklar kim? Dedim ben amcamın e, kızının çocukları. Hı hı. Sana niye anne diyorlar? Dedim ben. Dedi bana demiyorlar. Annelerine? Evet amcanın kızın. İnandın mı peki? Başlarda inandım. Sonra tekrar devamlı devamlı çocuk sesi geliyor devamlı. Çünkü bana dediğine göre evde <laughs> ablası var, o var, annesi var. O, o kadar. evine gittiğin ablasıyla mı yaşıyor? Yok. O başka ablası bir da, abla. O ablası da başka. başka. O ablanın ismi neydi demiştin? Zeynep. Da, Zeynep. Ama Günay. Gülay. Güler? Güler mi? Gülay. 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 Yani ya Zeynep ya Gülay ama hangisi gerçek Yo, Zeyne. isim? Zeynep diye biliyoruz biz. Tamam ama gerçekte Gülay mı ismi? Şey bana dedi, evin bana dedi. Gerçekte onun ismi. E, o zaman sen onun dediğini unut yani. Zeynep de Gülay da şu anda <laughs> gitti. Şimdi telefonda arıyorsun, karşında çocuklar ya yani bir sürü çocuk sesleri geliyor. Anne anne diyorlar. Evet. Benim bunlar amcamın çocukları. Şey. E... Ablamın çocukları. Amcamın, amcamın çocukları. Ne zaman bir dakikaya evin burada bir problem var dedin? Onu ne zaman dedim abla ben yani konuşmaya mesela abla ben çağırıyordum yani ben bu konuyu açmaya çalışıyordum konuyu kapatıyordu abla sürekli ortaya bir şey atıyordu Nasıl kavga peki? çıkartıyordu ha? sürekli kavga çıkartıyordu ben bu konuyu ortaya attıkça. Konuyu açmaya çalışıyorsun ha. ya evin bu evdeki çocuk sesleri Hı. ve anneannenin demeleri beni Hı. rahatsız ediyor dedin bunun üzerine birkaç cümle bekliyorsun tepkisi? Tepkisi mesela ben diyordum abla eee Evde hep çok sessiz geliyor. Sen bana diyorsun amcanın kızındır. Bunlar hepsi de mi kalıyor? Her gün sessiz mi kalıyor? Akşam konuşuyoruz, geliyor sabah konuşuyoruz. Gelip bu çocuklar kim diyor? Üf amcamın kızını çocuklar da bizde kal. Ev yanına ne? hep bizde de gitmiyorlar diyor da Üf, kalk hadi gidelim gezmeye. Bak Hı -hı. hadi kafeye gidelim. Gibisinden koni kapatıp gidiyorduk. Gidiyordu. Evet koni kapatıp. Peki gün içerisinde şimdi e, dur şey, önce şeye geleceğim. Sonra geleceğim hani gün içerisindeki vaktinizi nasıl geçiriyordunuz diye. E, <laughs> ne zaman evinin gerçek ismini ve evli ve üç çocuk sahibi olduğunu öğrendin. Ya da kimden öğrendin? Ondan öğrendim. Nasıl öğrendin? ve ne zaman? 11-12 gün önce. Yani geçen hafta, hafta. Geç haftanın başlarında. Hı hı. Geç haftanın başlarında öğrendim. Ne dedi Dedim, sana? Ben... Nasıl söyledi? Yok o bana söylemedi. Hı. Ben işte hep kaçıyordu. Hep... Ben artık sinirlendim abla. Tuttum kolundan. Konuşacaksın ya da buradan girişim yok. Bırakmam seni. O da bana yeni yalan atmaya başladı, yalanlar atmaya başladı, konuştu. Neydi o yalanlar, onları da söyle. Abartıyorsun, çocuklardır, bana iftira mı atıyorsun, ne demeye çalışıyorsun gibisinden konuşuyordu. Bana iftira ha. atıyorsun diye ha. sana ha. sert te tepkiler gösterdi yok, mi, tavırlar gösterdi ha. mi? Ben şunu dedim, ben şunu dedim ki evde çocuk var, bu normal bir şey değil dedim. Yani yediğim, de olamaz. Sen bana dedin, evde hiçbir çocuk yok dedim. Ya yani, evet. bu normal bir şey olamaz dedim. Ben dedi ki sen abartıyorsun, bana bir şey dememe mi çalışıyorsun, bir şey anlatmaya için Ne demeye çalışıyor? Diyordu, konu kapatı, bağırıyordu, çağırıyordu. Hı hı. Ben karşıma aldım abla, dedim bana doğru söyle seni burada bırakmam. Çok sinirlenmiştim abla. Hı hı. Dedim seni burada bırakmam dedim. Hı hı. Konuş bana. Sonra ağladı. Ağladı dedi ben sana söyleyemedim. Ben seni çok seviyordum, sana çok aşıktım. Hı hı. Söylesen benden giderdin gibisinden. Hı hı. Hı hı. Konuştu. Ben de bunu öğrendim abla. Karısını öğrendim. Yani o an bir şey yapmadım. Hayır. O sırada ağlıyor. Ben bunu sana söyleyemedim. Evet. O sırada. Ben oldum. evliyim. Ve üç çocuğum mu var Çocuklar demedi. Ne dedi? Çocuklar demedi. E, benim başımdan bir nikah geçti dedi. Aynen bu kelime dedi. Yani ben boşandım. Yok boşandım demedi. De, ben başımdan bir nikah geçti hala ben evliyim dedi. Bana sadece bu kelime dedi. Ben evliyim dedi. Kalktı gitti. Kalktı gitti. Yani şimdi başımdan bir nikah geçti. Şöyle çok genel bir cümle ya. Başımdan bir nikah geçti. Söyleyemedim sana ama boşandım geçti gitti. Olabilir çok normal bir şey. Devamını getirmiyor. Yok ben evliyim dedik. Peki... Evli olduğunu, kocası olduğunu ve üç çocuğu olduğunu nasıl anladın, nasıl, nasıl öğrendin? Bana evlim dedi ya abla, Hı -hı. değil mi? Ben iki gün bekledim. Kendimi yediremedim abla. Hı -hı. Ne aradım, ne sordum. İki gün bekledim. Bekledim iki gün, sonunda çıktım gittim kapısına abla. Bir sorusu vardı ben. Ben hani hiçbir zaman bu kadar yıldır program yapıyorum, az çok da biliyorsak. Hani benim tanıştığım kişi evli çıktı deyip polise. Kapıyı çalıp hanımefendi siz evli misiniz diye sormaz. Dolandırıldığını Yok. iddia etmiş. Yok abla. Bu şekilde ifade verdin o zaman. Evet. Ama Yok. o zaman Okan'la gitmezler. Abla. Dolandırılan hayır, dolandırıcıya hayır. dolandırıldık diye gider mi? Abla. Heh. Ben bunu öğrendim ya abla. Elimden bir kaza çıkmasın diye. Ben polisi de aradım. Babamı da aradım. Dedim ben ne olacaksa olsun. E, öğrendim ya kendimi tutamıyordum. Ne olacaksa olsun dedim kapısına dayandım. Yani o... Sen aslında paranı almaya mı gittin? He. Paran almaya. Tabii içine gittim abla. Ama en çok hesap sormak için gittim abla. Çaldın Para. kapıyı. Çaldım. Arkadan kim o kim o diyor açmıyorlar. Kocası, kim diyor, kim o? kocası kim o diyor. Bak ben çaldım. Polis arkasından çaldı. Polis dedi açmadı. Kocası ben kim o kim o diyor. Evet. evet. E, polis de diyor ki ben polis diyor. Evet. Değil mi? Evet. Orayı polis, bir anlatsan. Evet. Polis içeri girdi tam abla? Ben kapıyı çaldım. Polis geldi beni geriye ittirdi. Çaldı. Evet. Polis diyor ki biz polissiz evet. diyor. Evet. Polis beni içeri ittirdi. Köşe beni köşe aldı. Kapı çaldı, açın dedi. Sonra döndü bana dedi durun ne dedi? Ne için geldin buraya dedi? Dedim ben bunlar beni kandırdı dedim. Evli çıktı kocası dedim. Kocasıyla para... görüştün mü? Yok kapı açmadı. Dedim bunlar evli çıktı dedim. E Benim... Niye açmıyor kocası kapıyı? <laughs> açmadı. Da. Niye evli? Ne için çık... buraya şey kapı çalıyor, Osman dediler? Dedim bu evli çıktı. Benim param bir buçuk sene boyunca beni kandırdı. Evli çıktı dedim. Polis beni dışarı çıkardı tutuk kolumdan. Dedi sen şu an dedi bir e, şey yapıyorsun, ev basıyorsun dedi. Bu bir suçtur dedi. Sen yaptığın suç dedi. Okancığım doğru söylüyor Hı. da. Şunu da anlamıyorum. Mesela normalde kapınıza polis gelse, Hı. hiçbir şeyden Hı. haberiniz yoksa çaldığında hadi ben polisim de dese. Bence sen eve gittin. Kapıyı açar. Tuba Hanım'ın evine gittin. E, Tuba Hanım'ın ya da eşinin e, çağırması. Tuba Hanım evde Polis oraya geldi. Hayır, Tuba Hanım evde. Ben bizzat e, polis ya aradım. Polisin dolandırıcılık Hı. iddiasıyla kendisi gider, sizi götürmez. Yok, sizi ben... muhatap etmez beyefendi. Ha. Bir po Bizzat ben aradım Ama abladım. şu olabilir. Hanede zarar verdiğiniz için hu hukuki bir şey der. ceza şikayetinizi alır. Polis. Ee, ha. Kapıyı çaldın. Ya da daha önceden de takip etmiş olabilirsin. Ben kişisel kanaatim o. Tuvalet ya da eşik. Kocası açık. bilmiyorsa. Olayı biliyor kocası. Olay açıklığa çıkarayım abla ben. Şu an abla ben polisi aradım ya. Polis zaten bu bunun üzerine bana dedi. Sen nasıl yani bir şey olmadan nasıl gelirsin polis çağırırsın kapının içine. Anladım çağırır. İşte onların üzerine Hülya'nın dediği gibi hmm. şikayet olunca hmm. gelmişler ama hmm. kocasının ben... kapıya çıkmaması. Hmm. Şimdi e, merak ettiğim bir de şu var. E, sen gidiyorsun bu kapıya. E, buradaki notlarımda Tuğba beni bıçakladı demişsin. Evet. Nerede bıçakladı? Ee, Ve kapısını, ne zaman bıçakladı? Kapı, tam binanın önünde. Ha? Tam binanın önünde. Kapısının önünde. Sen kapısının önüne girişte. gittin. Evet. Girişte. Tuğba ile karşılaştın. Evet. Yok çağırdı. Çarptı, evet, gel bir, buraya dedi. Bir, evet, evet Kendi çağırdı. Evet. Gel konuşalım diye mi? Evet Ne diye çağırdı oğlum? Beni çağırdı abla. Ben dedim ki ona, dedim ben bugün polise geldim. Siz kapıyı açmanız dedim, ama ben hakkımı size bırakmayacağım. Ben yarın yine geleceğim dedim ona. Hı -hı. O da dedi ki akşam. Dedi gel dedi. Gel. Hı -hı. Ben gittim de ağlıyordu abla, tamam mı? Ağlıyordu. Nerede oluyor bu olay? Tam binanın girişinde. Tamam. Şey, kapısında. Tek ağlıyordu. başına mı? Evet, tek başınaydı. Ağlıyordu. Dedi ki dedi ki bana gel sarı bana. Hatta ifademde var, ifadem duruyor burada. Dedi ki gel bana sarıl dedi. Yüksek sesi. Dedi bana, sarıl bana. He, heh, bana dedi ki sarıl bana. Bana evet. dedi ki sarıl bana. Ben şaşırdım abla ağlıyor falan. Yanına gittim. Beni kendine çekti abla. Bıçağı burasından çıkardı. Tam burama vuracaktı. Burama geldi. Gel heh. sarıl bana diyor. Evet evet. Vallahi ablası yemin ederim. Sen de sarılmak için ağlıyor diye gittin Sarılmayacaktım mi? Sarılmayacaktım ben. Yanına Hı -hı. yaklaştım sadece. Kendine çekti. Ve o sırada seni? He, burama bıçaklayacak. Burama geldi. Bıçak. Heh. Evet. Ee, seni bıçakladı. Sen oradan nasıl ayrıldın? Hmm. Oradan direkt polislere geldi. Hı hı. Direkt polisler geldi. Sonra pol ikiniz karakola mı gittiniz? Karakola gittik. O bana şikayetçi oldu, bana şikayetçi oldu. İkiniz, o senden ne diye şikayetçi evet. oluyor? O bana dedi ki evim bastı. Evim bastı, evet. beni taciz ediyor dedi. Evet, evim bastı. Sen ne diye şikayetçi ben oldun? Ben dedim, beni kandırdılar. Evli oldu, ortaya çıktı. Dedim, beni bıçakladı diye de şikayetçi olmuyorum dedim. Bıçaklaması önemli değil dedim. Ama dedim, beni kandırdı. Dedim, benim zararım nerede? Ben paranın da peşindeyim abla. paranın abla. parayla ilgili sana ne diyor? Ha, bana dedi abla şey, e, sana 20 milyar vereyim, konuyu kapatalım. Yani 20 bin lirayla evet. bu konuyu kapat. Evet. Peki kocası denilen, ya yani kocası olan kişi ha. seninle muhatap oldu mu? Ben kaç defa kapısına gittim, polise gittim, tek başıma da gittim, kapı çaldım, açmıyorlar. Kendisine sordum, senin kocan bu olaydan haberi var mı? Benle birlikte olduğundan haberi var mı? Dedi ki var. E Dedim ne diyor, bir şey diyor mu? Diyor diyor ki yani beni sevdiği için sesini çıkarmıyor. Hani onun ha, şeyi. Ben seni ha. seviyorum. Ha. Bunu bu yaptığını yok Yo, sayıyorum. Ben Çocuklar abla, biri 15 yaşında, biri 10 yaşında ne, biri de küçük 7 yaşında. Kız kaç yaşında? Kız bana dedi ben 20 yaşındayım, o 93'lü çıktı. 93'lü. 93'lü çıktı. Hey. Peki siz şimdi bir ilişki yaşıyorsunuz, bu ilişkide çocuk hayaliniz var mıydı? Böyle şeyler konuşuyor muydunuz? Oldu. Ne oldu? Çocuk oldu. Çocuk mu oldu? Evet. Sizin... Evet, bu olayla ortaya çıkmadan 5 ay önce... Hı. Çocuk oldu abla. Heh. Çocuk mu doğurdu? Doğurmadı abla. Kürtajla aldırdı çocuğu. Yani hamile kaldı. Evet evet. Ve hamileliği sonlandırdı. Evet. Sen onun gerçekten hamile kaldığını <laughs> ya da bu hamileliği sonlandırdığını biliyor musun? Bana test gösterdi abla. Ne testi? Hamilelik testi. Gebelik testi gösterdi. Evet iki, te, iki çizgi olan. İki çizgi olan e, gebelik testini gösterdi. Senden hamileyim dedi. Evet. Peki Ebelik sen bunun üzerine ismi ne yazıyordu, hemen ne yazıyordu. Evrim mi yazıyordu? Şey, testin üstünde ne yazıyordu? Şey, şey, e, kağıt değil, var ha, ya. Evet, ha. Ha. Ee, iki çizgiyi gördükten sonra şimdi sen bu kadınla evlenmek istiyorsun. Ve hamile, en büyük isteğin aile kurmak. Hadi evin kimse bizi tutamaz. Evleniyoruz. Ben seni istemeye annemleri gönderiyorum <laughs> dedin mi? Orada gelelim abla. Ben Gel ona Gel böyle da. bir şey Oğlum bir şey sormasam gelmiyorsun <laughs> hiçbir yere. <laughs> abla ilk defa canlı yayınla çıktı. <laughs> Hayır ondan değil. Ondan değil. Abla ben de sordum adım yani bu ilişki bir buçuk Yordun sene Gördün geçti. Gördün yani iki tane çizgi var orada. Tamam işte ben dedim ona bana dedi şey şu anne. Anne <laughs> de yok dedim yok çektim ona. Tekrar zorladı zorladı zorladı. Ben de mecbur tamam dedim ne diyeyim abla. Çocuğu ben... aldırmaya, gebeliği sonlandırmaya hastaneye beraber mi Bana miydiniz? dedi ben hazır değilim. Yo beni götürmedi. Beni götürmedi dedi benim annem benimle gelecek Günde dedi. Günde kaç saat ne? birlikte dedi oluyoruz? Dedi benim annem. He? Ben şimdi şeyi hesaplamaya çalışıyorum Esra Hanım. Çok profesyonelce çok... değil mi? Bir buçuk yıl. Evlisiniz, evinizde çocuklar var. Hadi birkaç ay biriyle gezdin, tozdun bir iki saat. Ama abla. bir buçuk yıl boyunca ha? senin anlattığına göre gece çalışıyorsun. Sen bütün gün... Bu hanımefendiyle birliktesin. Evet, abla. Eşi, çocukları, bu düzen nasıl devam ediyor? Evet abla beni kapısının önüne yaklaştı mı onu nasıl yapıyorsa ben bilmiyorum abla. Peki eve bırakırken mesela? <laughs> aşağıda şimdi... yol, yolun aşağısında. Ha. Aa, o bina gittiğin <laughs> yerin oraya mı bırakıyordu? Aşağıda daha aşağıda. aşağıda kaç saat bıraktım. mesela? Şeydi, amcamın çocukları var görür falan diyordu. O e da doğru, kaç saat gündüz birlikte bir oluyorsunuz mesela? Mesela ben gece çalışıyordum ya abla. Evet. Ben yatıyordum gündüz kalkıyordum saat 4 gibi 5 gibi kalkıyordum. Bunun yanına gidiyordum. Bunun yanına gidiyordum akşam saat 9'a kadar beraber takılıyorduk abla. Ondan sonra onu evine bırakıyordum ben de oradan işe gidiyordum. Akşam dört ile dokuz arası mesela en Hı, sıkıntılı 9, saat. Dokuz, on evet. En sıkıntılı Eşi saat gidiyor. şu açıdan hani gündüz olsa dörde kadar her iş eder 4'te eve ha. gelir. Ha, ben de diyordum ki annen ne diyor kızmıyor mu sana bu saatte kadar yanımdasın? ben dedi ki ben giderken diyorum ablama gidiyorum ablasının evi aşağıdaymış. Ablası da onu idare ediyordu abla. hani ablama gidiyorum. Yani sen cidden bu kızın ablasıyla tanıştın. Evet ablası. Ablasının evine Onların gittin. Onların evinde kaldım ben. He? Evinde de kaldım. De kaldım. Belki abla ablasının evinde evet, kaldı Evet evet evet. Ablası bu ilişki, evet. gerçekte bir abla evet. var yani. Var abla, Bunun bir sürü ablası var. Hayatım bir sürü ablası var ama şimdi adını evin diğer evliliğini saklayan biri ablam diye ben sana şimdi damzere tanıştım, al benim ablam. Ablam mı? Değil. Şimdi seni bir arkadaşı ablası olarak tanıştırabilir. Sen o evinde kaldığın kişinin ablası olduğuna eminsin. Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Allah benziyorlar eminim ben. Tamam, ablasında kaldın. Ablası seni enişte, damat olarak. Evet. Kabul ediyor. Evet davet etti. Yani ailece bir kişinin değil. Çok profesyonelce. Değil, evet yani ailece böyle bir oyun çevirdiklerini iddia ediyorsun. Ee, abla. Ablasının evine sık sık gidiyor muydu Ablası Yok. evli miydi? Ablasının iki tane çocuğu vardı abla. İki tane çocuğu ha, bana vardı. ya. göre boşanmıştı. O evde kaldın, Ölmüş mı? kaldın. kaldın mı? Kaldın mı? Kaldım. Kaç kere kaldın ablasının evinde? İki defa kaldım. İki kere kaldın. Kaldım derken akşam yemeğe gittin, sofra yemek yedin. Ben akşam mi? gece mesela ben işten çıktım abla. Ben bekçiydim daha önce. Bekçilikten çıktım. Garsonluğa e, geçtim abla. Gece birde çıkıyordum evden, işten. Çıkıyordum. Hı hı. Beni çağırdı dedi gel dedi. Gece birde ben gittim. Gece gittin ablasında evet. misafir evet. olarak kaldın. Evet. Abla senin ilişkini biliyor. Şeye tekrar geleceğim. Şu hamilelikte iki çizgi çıktı. Ben çocuğu istiyorum dedin mi? Dedim dedim abla. O dedi ben aldırmak istiyorum demişti öyle hatırlıyorum. O dedi ki ben de istiyorum dedi. Sonradan dedi ki yani bana ben istiyorum dedi. o da ben de istiyorum dedi. Ondan sonra Evet. Ama, o ama tek başına beni götürmedi. Gitti. Beni götürmedi. Tek başına ha. gitti. Tek başına ha. çıktı. Dedi ben gidiyorum dedi ama dedi ablamla gideceğim dedi ablasıyla. De, ablamla gideceğim dedi ablamla gideceğim dedim ben de geleceğim dedim. Görmek hakkım dedim. Dedi yok sen gelme dedi. Ben aileme başka bir yalan anlatacağım hastaneye gitmek için. Hani hastanede kalacak ya abla? Heh, başka bir yalan atacağım chamasına gitmesin seni görelim. önce hastanede kaldım ya da sana hastanedeyim." dedi mi? Vallahi abla ben o zaman işe gittim. Hastanedeki annem vardı telefonda konuşuyorduk. Aha. Hastanedeki telefonu kökten kapattı. Kökten kapattı. Ama Kaç Harbuki gün? ne olmuş biliyor musun abla? Harbuki onun kocası gelmiş oraya. Ha kocası gelmiş. Beni oradan uzak tutmuş abla biliyor musun? Ha aslında bu gebeliği sonlandırdı. Evet. Ee, kürtajı oldu. Heh. Ama kocasıyla beraber gidiyor. Evet. Ee, ve ortadan yani aslında bir 24 saat falan ortadan kayboluyor. He, bana diyor ki benim annem gece akraba falan geldi sen gelme görürler. Görürler. Ama bir kocası geliyormuş. Peki ailesinden hep korkuyordu ailesiyle ilgili sana korkulacak şeyler mi söylüyordu? O görmesin döver, bu görmesin öldürür, aynen. bu görmesin şöyle yapar. Okan yani şimdi yaşadığın şey de tabii aslında baktığında bir buçuk yılın çok uzun bir dönemi istediğin dakika, istediğin zaman sevdiğin kızla telefonda konuşabiliyorsa öyle miydi? Hı. Hı? Telefonda yok mesela telefon ama görüşebiliyordu mesela telefonda beni sessiz alıyordu hep abla. Diyor da bekle diyordu. Bir, nerede baksan 20 dakika falan bazen sessiz alıyordu. Bekle diyordu. Ee, kim geliyor? Amcamın kızı geliyor. Ee, yeğenim burada yeğenim geliyor. Bekle bekle derken öyle oluyordu mesela. Bekletiyordu mesela telefonda. Telefonda bekletiyor. E, Ama istediğin zaman yüz yüze görüşebiliyor e, Görüşebiliyorduk mesela. Dedim, i̇stediğin dakika. Yani şimdi şöyle Baz... işten çıktın. E, ne yapıyorsun evin? İyiyim. Hadi gel dondurma yiyelim. Atıyorum. Hadi gel kebapçıya gidelim. İşten 8'de çıkmışsın Geliyor muydu? Abla, geliyordu da abla şöyle bir şey var. Ben demiyordum o bana diyordu. O kendi zamanını planlıyordu. O bana kendi diyordu ben demiyordum. Yani hep diyordu... Okan gel bu akşam buluşalım. Anne hani bana dışarı çıkmak istediği zaman bana diyordu ki bugün dışarı çıkalım. Mesela erken uyan dışarı çıkalım. Dörtte uyan mesela. Beşte uyan dışarı çıkalım. Gidelim gezelim. Yani, Sahile gidelim. İlişkiyi o yönetiyordu. Evet. Sen istediğin dakika istediğin bir şey yapamıyordun. Ben de canım istese diyordum ona yani çıkıp gidelim gezelim falan diyordum. Gidebiliyor muydun peki o dakika? Evet canım istese gidiyordum. Okan gidemezsin. Üç tane çocuğu olan Abla, biri. Abla işte onu da o ayarlıyor. Abla sorun orada işte da. De... Sorun da orada abla. Hayır yani üç tane çocuğu olan biri okula Hı. gidiyor onu yapıyor. Yemeği temizliği ıvırı zıvırı eşi kocası akrabası. Ya gidemezsin. İşte ben de anlamadım konu orada abla. Ben de sonu anlatamıyorum. Bu kız yediğim dört ayımda durabiliyordu abla. Vallahi bile durabiliyordu ya. Bak, çocuklar nasıl idare ben onu anlamıyorum. Çocuklarını eşini nasıl idare ben onu anlamıyorum ki. Ama yediğim dört ayımda durabiliyordu. İstediğim zaman da gelebiliyordu. Hiç bana yok çekmiyordu. Hiç, Hiç yok, yok yani. Yok demiyorum. Bir buçuk yok. yılda 7-24... Evet. Siz... Sadece şunu diyebiliyordu. İki saat sonra çıkacağım. Üç saat sonra çıkacağım. Ama e yo, tamam o gün yok da yok çok normal yani. Bir kadın hazırlanması bugün iki saat sürüyor. Ha. Bu çok mantıklı bir şey. Ha. Ama onun haricinde ha. çıkabilir misiniz? Mesela... Ben size desem Gülen pazar günü çıkalım. Ne dersin? Yok dolabımı temizleyeceğim. Yok misafir gelecek. Yok o geldi. Yapamazsın bir bunu yani. Süreç, süreç çok uzun. Yani bir buçuk yılda... O evin içerisinde Tuğba Hanımın eşinin bunu anlamaması, o çocukların buluşma saati de normal. Çocuklar okulda olduğu bir saat de değil, dörtten dokuza kadar. Hı. Evde o çocuklar yalnız nasıl bırakılır? İşte abla. Onun yani çok... düşünmek istemiyorum ha. ama sanki anlattığın şeyden çok profesyonelce olduğu için. E, Allah. Eşi konusunda da kafamda ha. soru işareti. Eşi olmuştu. konusu şöyle, eşi öğrendi. Ben eşinin karşısına çıktım. Beni eve davet ettiler abla. Gittin mi? Yok gitmedim. Ha tamam. Yok, ne gitmedim. zaman ettiler? Ben e, şey. Polisten önce. Polis evet. olayından önce ertesi akşam ben gittim. Ben kendime diremedim abla böyle bir olay. Gittim kapısını çaldım. Aç dedim gece 12'de abla. Bana dedi ki bağırma komşular duyacak. Hatta bunları binadan kovuyorlar abla. İmza toplamışlar kovuyorlar bunları binadan. Komşulara geldi Komşularla da konuştum ben. Kapı çaldım abla gece akşam 12. Kapı çaldım bana diyor ki bağırma. Kapı açtı arkasında 3 tane çocuk. Ben çocuklar o zaman olduğunu öğrendi. Bilmiyorum. Ay gerçekten yani Şimdi senin de tabii o kapıya gitmen doğru değil. Abla yediremedim kendime. Nasıl? Ya Yedir yedirme. Senin o kapıya gitmen asla doğru değil. Biliyorum doğru değil. Sen o kadar aslında davanda hani kandırılmış mağdur bir insan ve haklısın ki bazen diyorum ya o bir davranış bir yanlış yükseliş tüm haklılığımızı bizim yok edebilir. Eşi ne dedi sana? Konuşmadı benimle. Konuşmadı. Çıkmadı. Bana dedi gel içeri ben gitmedim. İçeri gitmedim. Güvenmedim. Peki Tuğba Dündar'ın söz hakkını cevap hakkını yani e, kullanması çok önemli. E, söz haklıcı yap hakkı vardır. Bunu da kullanabilir. Okan Taş. Ben Tuğba Dündar'ı evin hatta seninle aynıymış soyadı. Evin Taş olarak tanıdım. Hı. Hı. Bana e, 20 yaşında olduğunu, bekar olduğunu söyledi. Ama bir buçuk yılın sonunda hem evli ve hem üç çocuk sahibi olduğunu öğrendim dedi. Ailem var benim aşiretim büyük esra ha. Hayatım sen gitsen. ...kendi bak hiç böyle şeyleri sevmem ama... ...ya beni biri annene söylesen... ...beni böyle biri rahatsız ediyor desen... ...olaylar bu noktaya gelip... ...seninle düğün dernekte tehdit gelip... tehdit ediyordu beni. Neyle tehdit ediyordun? Resimlerimi şey telefonumu çalmıştı. Resimlerim bir şey vardı mi var? elinde. He? Diyor ki ben senin telefonunu... ...şıplak yapacağım. Ben sana. Her ne zaman yaptı bunu? Bir senedir zaten beni tehdit ediyor. Hayatım bir yıldır da yaptıyor da... ...şunu da anlamıyorum bak ne olur yani. Ya dün bile beni... ...dün bile kapımda ne diyorsunuz Escanım? Bana parası ne biçim ne kapımda? bak. Kriz şurada başlıyor. Bir yıldır bu adam seni tehdit ediyorsa sen bir yıl önce bin kere bu adamı uzaklaştırma alırsın. Bu adam bunu ihlal etse cezaevine girerdi. Esra ben Siz yüzük takıyorsunuz, gittim. düğünlere gidiyorsunuz, gezmelere gidiyorsunuz. Esra Hanım Okan da ben diyor karakola ki, gittim. Okan da diyor ki ben onun evli olduğunu öğrendiğim Aa Okan ha, yapma Gel o kamera kaydım var sıkıntım yok benim delilim var. Okan sen var. Yüzün gözüküyor her şeyde var okan, bende sıkıntı yok. Okan ben sana anladın? bir şey söyleyeyim Bak, mi? Bak yalan konuşmaya sen gerek yok abi. Dur bir dakika Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Hani buraya ben polis ve kapıya gelmişim. Okan isimli kişinin seni rahatsız ettiğini e, ya, he, söyleyebilirim. Ne zaman biliyor musun? Bu son iki haftadır seni rahatsız ediyor. hafta değil. Ya da Hayır. bir aydır. Hayır. bir aydır seni rahatsız ediyor. polise Kapına geliyor. Ama diyor ki ...benimle hiçbir problem yokmuş gibi görüşüyordu. Esra Hanım, bakın üç çocuk annesiyim ben. Heh. Zaten siz bu karşı tarafı niye bu kadar savunuyorsunuz? Hayatım ben savunmuyorum. Üç çocuk annesi biri, ya bir biri onu taciz, taciz ediyorsa... Ediyor. ...iş yerindeki bir insan onun peşinden geliyorsa... ...onunla tek taş fotoğrafı paylaşır ya mı? Yanak yanağı fotoğraf paylaşır ya. mı? O Düğüne gider olurdu. mi ya? Abla... Çerkezköy'e gittik abla. Abla. Çerkezköy'e gittik abla bak. Bir dur iki dakika. Bak şimdi mantıksızlık olan o. Beni tehdit eden kişiyle ben tek taş fotoğrafı Eska paylaşacağım. Esra Hanım adam diyor ki yanımda mutlu olacaksın diyor. Kimseye bir şey söylemeyecek. Anlamıyor musunuz siz? Bak o tek taş var ya dokuz ay önceki fotoğraftır. Dokuz <laughs> ya adam ay önceki. Yok ki telefonda. Dokuz... Bak, Bir mi? saniye otursar mısınız? Sabah 5'e kadar seni Beş, uyutmuyor. 5'e 10'a kadar beni yatıp İş... Ne yapıyor <laughs> Telefonda mı konuşuyor? Uykusuz işe gidiyordum ben. He? İş yerindekiler biliyor beni tehdit. Kadın Bana sana konuşuyor. mesaj atmadı mı kardeşim sen bu kızı niye tehdit ediyorsun? Niye bu kadını yatırmıyorsun? Sen de. Abla bunu Bir olmadı. dakika Okan Bey. Şimdi bu seni tehdit ettiği için sen bununla buluşmak, yüzük takmak, her şeyi ya, yapmak zorunda kalıyordun. Ya sen tehditle geleceksin bana diyordu. Peki foto, telefonda 5 saat konuşuyor muydunuz? Ya diyordu telefonu kapatırsan ziline basarım, kapına gelirim. Ya siz anlamıyor musunuz? Ben çok iyi anlıyorum. <laughs> ya, bana benim anlamadığım şey... Bak caminin önüne geliyordu, benim anlamadığım telefonu açıyordu şey, bana. Telefonu açıyordum, kapatmasan diyordu. Ailene gidelim. Benim anlamadığım... Diyordu, 6.284'ün kadının korunmasının her gün e, ekranlarda, haberlerde, gazetelerde, Esnağım, programlarda gittim. bangır bangır söylenirken hangi şartlarda karakola gideriz? Biri Esnağım, bizi taciz ediyorsa, kapısına biri bize beni hakaret ediyorsa, bizi dövüyorlarsa... Ya, ben seni bir sene tatil edeyim ya, niye bir sene başına gitmedin bu sonuçlarla gittim? Bana tamam, kalk niye bir sene başına gitmedim? Niye? Niye bir sen bir başla? Bak bastırdın bana? Kamera kaydı var o. Şeklaten geliyor hanım oturuyor. Abla, abla. gele beni öpüyor. Eşiniz gece de aradığını söylediniz. Bir dakika. Gece aramalarda eşiniz de muhakkak evde. Eşim o, evdeydi evet. O ne <laughs> zaman öğrendi eşiniz bu durumu? Eşim. Yani sizin böyle beyefendi kapıya gelmiş ya hani polisim diyordu ya polislerle gelmişim. Bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Devletin yanına. Üç gün önce anladı. Hepsini söyledim Üç gün bana. önce. Bir sene evet. önce Hepsini al... söyledim. Daha önce gece arıyor ya mesela sen düğüne gidiyorsun ya da buluşmak için seni beyefendi çağırıyor. Ya eşim, ha. eşim nasıl bir insan biliyor musun? Gizli musunuz? geliyorum, saklı geliyorum. Ne? Benim eşim kadar temiz bir insan yok. Tabii, tabii. Ya sen kimsin eşim? hakkında tek laf eviniyor. etme lan. ki bu diyordu? Kaydım var benim. İspatım Cevablar var. Cevaplar mısınız? Benim lütfen? eşim. Benim Sizi eşim. gece arayan birisi var. Şimdi e, gündüz olsa beyefendi de fabrika sahibi Bakın ben İşi size bir şey söyleyeceğim. Tamam. Gece. cevap vereceğim ben tabii ki de. Aha. Beni akşam arıyordu. O telefonu kapatırsan diyordu. Ben şimdi zile basıyorum kapına geleceğim diyordum. Ben de gizli şekilde konuşuyordum. Hatta cevap vermiyordu. bana diyordu ki cevap ver lan. Nefes sesin bana gelsin diyordum. Kocan neredeydi o sırada? Siz eşim odada yatıyordu. <laughs> yatıyordu. Bakın eşim odada yatıyordu. <laughs> eşim odada yatıyordu, Hayır ya benim. normal odada yatıyordu. Ben sesimi çıkartmıyordum. Ben diyordum ki bak benim eşim evde aram artık tehdit etme. Tamam. Bana diyordu ki nefes sesin gelsin, sabah gelsin yeter. Sabah kadar ayakta olmak çocukların okula gitmemesi demek. Öğlene kadar uyumak demek. Evde düzenin olmaması demek. Hayır çocuklarımı ben sabah erkenden de okula tamam. götürüyordum. Ya bırakmıyordu ki ben yatayım. Tamam işte eşin duymuyor. Ya bırakmıyordu ben tamam yatayım. Işte, ya benim ya, eşinizin mevzu o konuda bana göre mağdur bir insan olduğu için hiç oraya karışmak istemiyorum. Şimdi siz geçtiğimiz günlerde Okan Bey'i bıçak. Çok duygusaldı böyle ağlıyordu. Ama işte bıçaklayacaktım. Seni yani gerçekten bir Zaten oyunla mı? Önündeydim. Dur ya. Oyunla mı çağırdın onu? Evet. Yani bıçaklamak için bir plan mı yaptın? Evet. O günü anlatır mısın? Kapımın önüne geldi. Özellikle çağırdın. Gel konuşalım kapımın diye Kapımın önüne mi? gelmeden beni kapımın önüne geldi. Benim kapımın sokağında durmuştu. <laughs> Zilime basmıştı. <laughs> o zaman da o gün saat 10'da. Gece 10'da. <laughs> <onda. Gülüyor> Kapıma gelmiştim. Ben işteyken e, polis bir insan polisin yanındayken. Ben şimdi zaten şahit merak etme herkes ha binadakiler de şahit. Eşine niye karşıma çıkmıyor? Ve polis. Aramak kaydı var. Ya yani ne konuşuyorsun? Ben şimdi senin onu uçakladığın günü Polisler. 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 merak ediyorum. Tamam işte ben oraya geleceğim. Ondan sonra ben işten geldim. Benim kapımın önünde durmuştu, zilime basıyordum. Sen kapıyı açmazsan diyordu, ben içeriye gireceğim. Hı -hı. Ben de tek çarem yoktu artık. Hı -hı. Aldım bıçağı. Ona dedim, madem sen erkeklik yapıyorsun, kapıma geliyorsun, gel ben sana erkekliği göstereyim dedim. Hı -hı. Kapının önüne gelmek, tekme atmak erkeklik değildir. Hı -hı. Benim karşıma gelip Da geri çekilir Can çok tatlıdır tabii Okan Bey. Sonra Hı. yanıma geldi. Ben de bıçak elimde ya. Burama, burama koymuşum. Senin bana musun yaklaş. Bıçağı. Evet dedim bana yaklaş. Bana yaklaşmadı. Ağlıyor musun Ta, o sırada? Senin ağladığını ben. Ağlıyorum ben. Hüngür hüngür ağlıyorum Evet ağlıyorum. Allah. Oğlum bak bir bırak konuşayım. Anlatsın bekleyin. Evet. Ağlıyordum. Ki çocuklarım bir anda mağdur olacak. Ben bir anneyim. Çocuklarım perişan olacak. Hı hı. bir yanda Bir anda çocuklarımı düşünüyorum sadece. Hı -hı. Bıçağı aldım. Karnına saplayacaktım. Ama kaderse gelmedi. Koluna geldi. Ki sen... <laughs> etmek et, 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 et. yıllarca tehdit et etmek. bunu... Anladım, çok mi? bipli gidiyormuş, orası anlatılmıyor, ee, ekranda çıkmıyormuş. Yani... Bunu Abla, her şey... şeyden önce ben bir şey demek istiyorum, bir dakika. Abi. Evet. Bir dakika, yalan... Sen... yaparsın. Sen şimdi Oğlum ben televizyonlara tamam. çık. Korkar. çok düşkündüm. Çocuklarımın lafı geçtiği zaman var ya ben ısırık oluyordum. O çocuklarım ısırık. Çocuklarıma bir şey olacak. Karakolu kapısına gittim. Arıyordu diyordu. Karakola girersen Bak bakayım, kadın yani sınma evine, şey. Bak evine girer sen bile diyordu. Bak kadın sınma evine girer. etmek istiyorum. İki kez ablanızın evine gittiğini hatta gece birde. Yalan söylüyor. Vallahi yemin Şimdi ederim. Şimdi ablanızın evini gösterirse. Ya Zaten da... takip ediyoruz şahıs benim. Zaten evimin ablamın Yemeği yolunu biliyordu, zaten konuşuyor. takip ediyordu. Yalan konuşuyor. Hiç yerimi ev... bile takip etmiş. Gitmezsem ablasını ev nereden bileyim abla? Gitmezsem nereden Oğlum, bileyim? Oğlum takip tamam, ediyordun beni, Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Esra abla, bak bir dakika bir şey diyeceğim abla. Bak herkes bana bir gün versin, ben tüm delillerle çıkayım buraya geleyim. Yani bu kişiden kurtulabilmeniz için siz bu için... kişiyi bir daha canlıya çıkartmayacaksınız. <laughs> bir Bahkan... kere Böyle yiyemezsiniz. Eee tavırlarınıza dikkat edin. Ben de o zaman döner size şu soruyu sorarım. Bu tarafta hatalı, sen de hatalısın. İlişkiler gizli, doğum alenidir. Gizli saklı yaşadığınız Bakın her Esnağım, şey ben Başkalarının yememişim. günahına girdiğiniz her şey eninde sonunda Bakın sizin yakanıza yapışır. Efendi ben yalanlarına inanabilirsiniz ama benim bu yalanlara karnım tok Hayır, açıkça söyleyeyim. Hayır devlet de zaten benim tamam, her şeyim işte var. Da, var tamam. Hayatım benim bu yalanlara ben karnım de, tok. Ben de tanıptarım var. Tanıptarım o kadar var. söyleyeyim. açık aç. Sen isteme ya ne isterim. istiyorsun? Ben de seni istemem evli ne bakıyorsun sen ne isteyeceğim ama. onun var senin tamam, ben seni ne isteyeceğim. Tamam ne istiyorsun benden o zaman? Orada bana yaptı bana ortaya çıksın bana yaptı. Okan hadi. ne yaptı bir saniye. Evli olduğunu kimden duydun? <laughs> ondan duydum abla. Evet Nasıl ben Bir saniye. Ne zaman duydun? Yemin ederim ben karşıma çıktı ondan duydum. İki hafta Nasıl duydun? Edelim. Yemin ederim. Nasıl duydun? Karşıma geçti abla bak. Üç aydır hani diyor ben. Evde her Tuba'yı aradığında arkadan çocuk sesleri geldiğini. Evet evet. Bu çocuk sesleri kimin dediğinde amcamın çocuğu. Hmm. Sık sık amca çocukları diyor. Evet, onu da sen bu çocuk seslerinden rahatsız san, olmaya başladığında evet kendi mi gelip ben evliyim evet. dedi? Yok kendi demedi ben zorla demedim. Hayır ben açıyordum. ikinci hafta parka söyledim. Gidiyorduk. Bir oturma, saniye. Parka gidiyorduk evet. oturma mesela örnek veriyorum bir yere gittiğimizde bir şeyler yok, abla. Sen. Ben tam konu açıyordum diyor bir şey boğazımda bıraktım dur diyor. Orta, günümüzü mahvetme diyordu. Böyle zorla 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 karşıma geçti bana söyledi abla. Ben söylettim ben söyletmesem de o zaman karakola gidiyordu abla. Ben sinirlendim abla. Söylemesem karakola gidiyordu abla. Yemin ediyorum karakola Sen gidiyordu. E, niye karakola gideceksin? Ben onu zorluyorum ya. O zorluyorum ya. Ben gitmeyeceğim o gidecekti. Ben onu zorluyorum. Söyle bana diyorum ya. Bırak Evli misin mi? değil misin? Bana dürüst ol diyorsun. Evet. Yok Yalancı. karşısına geçtim. Açık açık, de açık. bunun üzerine karakola mı gittin? Yok gitmedi. Eskan, gitmedi abla. Eskan anlatamıyorum ha. Hayır, bir dakika, İki ben hafta ben zaten bir dakika. ben söyledim. Evliymiş tarih Tamam Bir dakika <laughs> ben konuş. Ya tamam abla ben bir şey söyleyeyim. <laughs> Hayatım bak Tuğba'cığım anlattığınız tarihler birbiriyle örtüşmüyor. Senin arkadaşının düğün tarihi. Bak bir sene önce. Tuğba'cığım. Yok, Cümlemi yok, bitireyim. Bak, bir sene önce. Senin arkadaşının düğünü geçen sene. Evet. Tamam mı? Zaten geçen sene zaten. Tamam. Geçen sene. Bir yıllık bir ilişki, arkadaşlık ve bir paylaşımdan bahsediyor. Evet. Ee, tarih tarih, fotoğraflar, görüntüler de var. Her şey bu. Evet. Ee, hep yan yanasınız, hep yakın arkadaşlarınızla. Ben bilmiyordum bana plan kuracağını. Bak, yakın arkadaşlarınla evet, aynı ortama soktuğun, şimdi evet. birini bir ortama sokuyorsan, arkadaşlarına tanıştırıyorsan güven duyman lazım. Evet güveniyordum ben ona. Ha güveniyordun. Yani değil mi? İnanıyordun. Güveniyordum. yani, yani arkadaş, arkadaş olarak güveniyordum. Arkadaş Bilmiyorum. olarak. Telefonumu çalacak, kartımı, olarak. eşimin kartını arkadaş çalacak, olarak. kimliğimi çalacak. Yani arkadaş bulunduğun olarak. her yere, düğünlere, derneklere, gezilere, Hayır, kafelere, pastayemelere bununla beraber yok. gidiyordun. Çerkez, göğe, her yere. Peki bu arada siz o diyor ki biz sevgiliydik diyor. Sevgili. telefonda konuştu, hiç? Konuştu. konuştum. Konuştu kardeşimle konuştuk. Kardeşimle şey. konuştu. Babasıyla konuştu. Ne diye konuştum babasıyla? Dedim ki oğlun oğlunuz he. peşimi he. bırakmıyor. Ne zaman oluyor geliyor. bu telefon görüşmesi? Bu bayağı oldu. 4 4 ay önce falan oldu. Bayağı Hı -hı. oldum. Dedim ki oğlunuz kapıya geliyor. Beni tehdit ediyor. Bana şantaj ediyor. Hatta senin amcanın oğlu Kadir Taş. He. 5 ay önce tamam. de ona söylemiştim. Tamam. Kadir Taş dedi ki beni ilgilendirmiyor. Ruh tamam. hastasıdır dedi. Beni ben karış Beni tamam. karıştırmayın dedi. Bak tamam. ruh hastası dedi, Beni karıştırmayın. Tamam. Hatta Kadir Bey'in mesajları da zaten poliste devaktı. Tamam sıkıntı yok. Babasını aradım. Dedim ki oğlunuz ruh hastasıdır, oğlunuz kapıma geliyor, şantaj yapıyor. Bak bir senedir bana şantajlık senedir. yapıyor. Heh. Ben gerçekten artık bıktım dedim, oğlunuza tamam. bir çare bulun. Tamam. Hani tamam. artık yakamı bırak. Babası bana ne desin biliyor musun? Yalan konuşuyor. Oğlum kapına... Yok yalan değil, yalan babanı ya, bağlattı. De ya babanı bağlattı evet. kardeşim. Devam et Tuba. Bana dedi bakalım. ki Esra Hanım, benim oğlum kapına geliyorsa poliste götür. Tabii. Tabii. Benim tamam, oğlum, doğru. benim Şu oğlum şey, kapıya geliyorsa... Sen gelirsiz. onun ailesiyle... Okan'ın sevgilisi olarak ya da ailenin gelin adayı olarak konuştun mu? Konuştu abla. Ablası beni aradı bana hakaret etti. O kifredi. Hayır. hayır ben, sen, hayır ben konuşmadım. Etti. Ablası gelin aradı, adayı bana olarak. Ettim. Hayır. Okan'ın kız hayır. arkadaşı olarak telefonda iletişim Yalan kurdun söylüyor. mu? Yalan söylüyor. Konuştu hayır. Abla. abla. Kardeşi konuştu. beni aradı dedi, dedi ki, dedi ki bana kötü kelimeler kullandı. Hayır. Ben dedim ki kardeşim ben zaten senin kardeşini istemiyorum. Kardeşim, kardeşim, ya, kardeşim ya, benim yakamı bırakmıyor. Şimdi Tuba'cığım bir de şunu merak ediyorum. Ee, Boyunca sen diyorsun ki güveniyordum, arkadaştım. Evet, Sonra diyorsun arkadaşım. ki beni taciz ediyordu. Hı. Okan sana hangi isimle hitap ediyordu? Evin olarak. Evin. Tuba ismini biliyor muydu? Evet biliyordum. Yalan konuşuyor, bilmiyordum. Yani e, Bilselim Tuğba yazardım. Şu dönemini buraya. gösterir misin bir? Bak. Yapsaydım buraya Tuba yazdım. Ya abla, şimdi, Bir dakika. Ya. Abla şimdi evin dövmesini, göğsüne yaptırmasının sebebini. Tamam. Bak ekranda abla. şu dövmeyi. Abla zaten içim yanıyor. Keşke Peki, Tuba bir dakika, yazsaydım. Bir dakika. İçim yanıyor evini yazdım. Sahtesini Sağ yazdım. Bir dakika. Var, gerçeğini bir yazsaydım. Bir dakika sana ona bir şey yanıyor. söyleyeceğim. Valla ona içim yanıyor. <laughs> Bana gerçeğini şey yazsaydım. Tamam da ne hakla, neyine Bak. güvenerek gittin dövme yaptın? Ben yanına M koy evim yaz. Bir dakika bir dakika. Sen neyine güvenerek gittin dövme yaptın? Oğlum, ben sen... seni sevmiyorum zaten sen neyine güvenmiyorsun? Abla dövmeciye yemin ederim yalan konuşuyor. Oğlum senin kafan tıkmıyor. Çok... Beraber mi gittiniz dövmeciye? Yok Hayır. ben gittim e, yaptıktan sonra buna fotoğraf yoktu zaten. attım zaten sonra sonra ben Sonradan, Ben bu, bu çektiğim fotoğrafı ona attım yemin ederim abla. Ne dedi ne tepki verdi? Bunu sevindi abla dedi çok ne teşekkür ederim. Ne sevineceğim hastası. Sevindi. Senin vallahi. psikolojik sorunları var. Hatta bunun ablası dedi? biliyor musun abla? Abla bunun ablası dedi? Hayatım insan bak dövme dün söyledim tekrar söylüyorum. Dövme mevzuu çok e, tehlikeli neyle bir mevzu. Gittim, hani belli semboller falan tercihe bak, göre tamam, yaptırabilirsiniz tamam. ama yeni tanıdığınız birinin Sen ismini yaptırmayın ki ismi olmayabilir. Ben bir, ben, bir, kişiyle bir hafta tanışacağım gideceğim dövme yaptıracağım. O zaman herkes kesin dövme yaptırsın. ben bir şey söyleyeyim bak. Dövme, bir, saniye, bir, dakika. saniye. Bak, bir dövmeyi şey hangi tarihte yaptırdın? Dövme biz tanıştığımızda... 5 beşinci <gülüyor> aydı. Bak, beşinci de, <laughs> 2023 aydı. mü? 2022'ydi. Tamam da neyine güvendik dövme dövmeye? Tamam, bir 2022, 2022 tamam, Mayıs. Tamam, bir bu dövme tamam, senin bedeninde ne kadar süredir var? Çoktan da var. 5 aydı falan var. 5-6-7 aydı var. Bayağı ha, var. Hatta dedem gitsin dedim. istemiyorum. Tamam bir, bir dakika ben sana bir şey söyleyeceğim tamam. abla. Bu bu dövmeyi... gitsin istemiyorum mesela sizi tehdit eden birinin gitsin istemiyorum beyanı şey midir? Niye böyle bir teklifte bulunuyor? İstemiyorum bulunayım? dedim. Niye tamam, benim ismimi dakika, ismi abla, yazıyorsun zaman, ki? o zaman abla. O zaman ha? bir dakika istemiyorum abla. İstemiyorum dedim. Bir dakika abla bana inanmıyor ya. tehdit abla. ediyorsun. Kalkıp da tamam, bana ne yazıyorsun tamam, sen? Bir ne anlama geliyor? Bir sus, Elsa e şey abla sana yani, tek bir şey soracağım. Eşin değilim nişanlı değilim değil buraya yazıyorsunuz. Zaten ya. sizin istemediğiniz dakika. çok şeyi yapıyor. Tamam. Vücuduna yapmış. Yapmasın ben de tehdit ettim onu yap diye. Peki tehdit değil de aç mı şunu? Valla bak göremedim. Tamam o. Bak abla. Ruh hastası. Dinle ruh bir Bir hafta tanışacağım gideceğim. Tamam, bir ha. dakika elime ben bir şey, abla. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim abla. Bir dakika dur. Oğlum dur. sen bu dövmeyi niye bir yaptırdın? Dakika bir dakika. Bir hafta evli oldum tamam, dur her mu? biliyorum. bir dakika dur, her her dur. Bir, dur. dur. bir dakika dur. Gerçek adını biliyor muydu? Evet biliyordu Tuğba. Ezra niye Tuğba'yı yazdırmadı abla. Abla. oraya? Ezra Hanım. Tuğba'yı yazdırmadı oraya? Bak iki tane ismim var biliyor musunuz? Gitti, bak, ben F yaptım. sevmem. İnsanın nüfus kağıdındaki ismi neyse Esrar, ben odur. İsmini beğenmiyorsan değiştirir. Ben niye? bilmiyordum ki sonradan. Ya, abla sesini Zeynep, Zeynep de orada Gülay da Gülay'da Zeynep diye kullanıyor. Neyse abla sana bir şey soracağım bakar mısın? Kes sesini sadece ablamın bir şey, ismini ağzına abla. Sadece bir şey diyeceğim bak. Bir Kes. Dakika, bak korkuyor abla ailesi duymasın. Sakin. Bak. konuşmazsa ben konuşmamış hiç gerek bile kalmaz. Esra bak, Her şeyle Buyurun, bak, her şeyle. Da, ben bakıyorum şey savcılığa, gideceğim. Savcılığa gideceğim. Senin kamera, yayını tamam. çıkartmayacağım. Otele gidelim. Otele bak bak Otelden mi fotomontaj abla? Otelden mi fotomontaj? Ben dün akşam gittim. Tamam, Otelcinin tamam, sahibi de mi yalan atıyor? Kamera kayıt mı yalan? Ya Allah aşkına. Onlar da mı yalan? Sana bir şey söyleyeyim. Kafanı abla. bir şey. kadının üzerine fotomontaj baksın abla. Onlar baksın polis sende. Ben onu evdesin ve seni dışarıya çağırıyor. Tehdit ediyor. Tehdit ediyor Evet. Yani senin e, açından bakıyorum anlattığın gibi. Evde çocukların var dışarı çağırıyor gidiyorsun. Yani ya da işte eşinle birlikte evde eşin seni telefonla arıyor gizli gizli konuşuyorsun. Baktığımda gerçekten çok zor, zor bir süreç ve bir evet. yılda senin evet. de... Ömrümü yedim. Ömrünüzü iyi Ya da eşinizin evet, bunu tabi. fark etmemesi ya da Esra seni da. dışarıya çağıt zaten eşim Esra benim arkamda. Hayır. Arka, bakın o, onu ben değerlendiremem bu konuda eşiniz sizi aff edebilir, yeni de öğrenmiş olabilir. Beyefendi hiç bu olayın evet. dışında. Benim sormak istediğim şey, gel diyor seni dışarı çıkacağız diyor. Siz dışarı çıktığınızda çocuklar nasıl oluyor, nasıl onu ayarlıyorsunuz mesela? Eşimin yanındaydı, tehdit ediyordu. Ben de Hocasına <laughs> bırakıyormuş. Yalan söylemiyordum yani bir, bir, çıkabilirsiniz, iki çıkabilirsiniz. Zaten ya ki. Gece, gece iddia ettiğiniz gibi yataktan bir kalkarsınız, iki kalkarsınız. Elin Hayır, birisi gizli ben, konuşuyor. Benim yani bir yıllık tamam. bir, bir süreç. Çok uzun tamam. ya. ya bakın bir siz dakika. anlamıyorsunuz beni. anlamak istiyorum işte. Gerçekten ha. bu adam bir senedir bana evet. kan kusturdu. Tamam. Aradı sizi. Aradı sizi. Çocuklar evde. Ya Nefis daha siz ediyordu tarzici. beni. Tamam, tamam anladım hanımefendi. Bir yıldır yani. diyorum ki çocuklar küçük Böyle. çocuklar vereydi. Ben bırakıp, sürekli Bırakıp çıkıyor muydunuz? Eşimi bırakıyordum. Abla çalıştığım yere her gün geliyordu. Eşimiz çalışıyor ya. Eşim akşam geliyordu. Altıda çıkıyordum. Altıda onu soracaktım. Altıda çocukları bırakıyorsunuz. Eşinize evet. mesela ne diyor? Ne demek zorunda kalıyorsunuz? Bir şey demiyordum. Diyordum Hı. ki dışarıya çıkacağım hava alacağım. Eşim zaten bana zaten bana güveniyordu. Tabii. Anlayışlı, Tabii. Bir Anlayışlı bir eş. eş. Anlayışlı Tabii. bir eşim vardı Tabii. benim. Kaçta eve dönüyordunuz? Ha? Mesela çocuklara eşiniz bakmayı teklif ediyorsunuz. Eşiniz bakıyor. Yani bir Siz altıda çıkıyorsunuz. Bir Kaçta geri dönüyorsunuz? Ya, Allah için bir gün ya sana ne bir verecek be? Korkuyor abla bak. Kanıtta geleceğim ya korkuyor. Vallahi kanıtta geleceğim ya korkuyor. Kanıtta geleceğim korkuyorsun. Allah. Ya yeter yeter. Şey ya gibi. yeter artık. E, olma, Tuba, olma. kısaca bir soru soracağım. 6 ile 9 arası görüşebiliyor muydunuz? Şimdi bu seni tehdit ediyor ben ya senin iddiana göre. Siz beni anlamak mı istemiyorsunuz? Tuba'cığım bu seni Diyorum tehdit ediyor ya. bu adam bir senedir beni telefonla taciz tamam. seni ediyor. Seni tamam, tamam. taciz ediyor telefonla. Muydu? öyle bir şey beni tehdit ediyordu. Var. gel diyordu Dur diyordu var. bana istanbulda tamam o gün çıktın dışarı var. 6 ile 9 arası bunu da görüşmek zorunda mıydım bunu herhalde var. zorundaydım çünkü kamera benim hayatımla beni tehdit etti. Bulunduğunuz yerin var. yakınlarındaki kafelerde mi buluşuyordunuz? Ya, ya abla park, vallahi yalan konuşuyor. Yemin park. ederim park. yalan konuşuyor. Ya yalan. Bana konuşuyor. bir gün verirsen ben tüm kayıtları getireyim abla. Vallahi ya Tuba orada yalan söylüyor dese. Hepsi yayına bağlansalar. Arkadaşları kimin, zaten. E, kimi koruyor olurlar? Zaten hepsi arkadaşlarıdır. Tabii, tabii. Hayır senin <laughs> arkadaşların. Benim arkadaşlarım kalkıp da bağlanamaz ki efendim. Arkadaşı yani Arkadaşlar evli olduğunu bilmiyor niye? ki. arkadaşı evli bilmiyor. Diyecek ki Hayır, ben başımda yalnızım. E, biz de e, bu gerçeği bilmiyorduk. Onların bir ilişkisi vardı diye biliyorduk deseler. O Okan onu da halleder şantajla. Bırak yani okan onu da onları alacak. şantaj ve tehditle mi öyle konuşturur? Okan'ın yakın arkadaşları tehditçidir. Tabii ki Okan her şeyi yapar. Tamam Senin işte. arkadaşların böyle bir görüşme yapsalar ya da ihbarda bulunsalar. Ben e, bir daha zaten yayına çıkmayacağım. Hayır <laughs> çıkmayın tamam da Arkadaşlarımdan... Okan onları da etkiler mi? Abi yalan makinesi olduğu için... Ben artık başa Etkiler. çıkamıyorum. Kendinim bu olayda çıkamadım. sorumlu hissediyor musun? Neyi sorumlusun? Bu konuda bu olayların bir buçuk yılda buralara gelmesi, bir yılda buralara 9 keşke Hayır. Şikayetçi bir Eylül 2020. olsaydın. Ya 2020. Bakın ama bakın şikayetçi ayet ama bakın şikayetimi ayet ama 2023. Bir bakın şikayetimi ayet şikayetçi abla. olun. şikayetimi ayet ama bakın Eylül 2023'te gidip şikayet olup uzaklaştırma almışsın ya... ...bunu bir yıl önce yapsaydın zaten hiçbir şey olmayacaktı. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.